Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Kar musikileri. Sanatçı bu şiirini Varşova'da yazmıştır. İki farklı kültürün kendinde bıraktığı izlenimleri etkin bir dille bize sunar. Sanatçı ülkesine duyduğu hayranlığı ve özlemi de şiirlerinde yansıtır. Ve bu şiirinde müzikaliteden fazlasıyla yararlanmıştır. Milli Edebiyat döneminin bağımsız sanatçılarındandır o. Türkçeyi sade bir dille kullanmaya çalışır. Türkçe ağzımda annemin ak sütüdür der. Ve şiirlerinde hece ölçüsünü yalnızca bir şiirinde kullanır. O da Ok'tur. Onun dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazar. Ama aruzla yazmasına karşın anlaşılabilirlik oldukça fazladır. Şiirlerinde duygu ve müzikalite fazlasıyla hakimdir. Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar, insan bu alemde hayal ettiği müddetçe yaşar der o. Hayale önem verir, umutsuzluğa asla yer yoktur onda. Şiirlerine baktığınız zaman sadeliği de görmeniz mümkündür. Evet, Yahya Kemal Beyatlı'dan bahsediyorum. Arkadaşlar, sorulma ihtimali yüksek bir sanatçı biliyorsunuz ki öz şiir anlayışıyla şiirlerini yansıtıyor ama o milli edebiyat döneminin bağımsız sanatçılarından, bu yönü bizim için önemli. Şiirlerinde lirizm ve ahenk unsurlarına fazlasıyla yer veriyor. Çok titiz bir sanatçı. Tek bir kelime için bile yıllarca düşünebiliyor. Onun Sessiz Gemi diye bir şiiri var biliyorsunuz ki. Oradaki el kelimesini koysam mı koymasam mı diye yıllarca düşünmüş bir sanatçı. Çok titiz, bu yönü bizim için önemli. Evet, klasik şiir geleneğini yaşadığı zaman, zevk ve anlayışına göre geliştirmiştir. Bu ne demek hocam? Bu şu demek. Aruz ölçüsünü kullanıyor. Klasik şiir anlayışıdır aruz ölçüsü. Ama yaşadığı döneme uyarlamıştır. Bakın, çok büyük bir yeniliktir edebiyatımız açısından. Önemlidir. Türkçe'ye fazlasıyla önem verir. Zaten söylediğim dizeden de bunu anladınız sanıyorum ki arkadaşlar. Türkçe'yi en güzel şekilde kullanmıştır. Aruz ölçüsünü kullanmasına rağmen aruz ölçüsüyle birlikte sade bir anlayışı Yahya Kemal Beyatlı'da görürsünüz. O bir İstanbul aşığıdır. İstanbul aşığı dediğim zaman aklınıza Yahya Kemal gelsin. Orhan Veli gelsin şiirde. Öyküde ise Sait Faik Abasıyanık gelsin, olur mu? Bu önemli. Türk kültürüne özgü motifler. Az önce Kar Musikileri şiirini okudum size. Şiirinden bir dizi okudum. Orada Türk kültürünün aslında hayranlığını iki farklı kültürün kültürde yaptığı benzeşmeleri ve farklılıkları da görüyorsunuz. Ve kendi kültürüne olan hayranlığını da dile getiriyor. Aynı zamanda özlemini de dile getiriyor Yahya Kemal. İstanbul üzerinden de bunu yorumluyor. Ben size Tevfik Fikret'i anlatırken şunu demiştim, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Tevfik Fikret İstanbul'daki baskıcı yönetimi anlayışını eleştirir ve Sis diye bir şiir yazar. O şiirde İstanbul'u çok kötü gösterir bize. Aslında kötü olarak simgelediği şey İstanbul şehri değildir. İstanbul yönetim anlayışıdır. Oradaki baskıcı yönetimdir. Ama Yahya Kemal yine buna dayanamaz ve Tevfik Fikret'in Sis isimli şiirine karşılık Sis'te söylenişi yazar. Çok önemli, not alınız. Şiirlerinde tarih, vatan, millet, aşk, doğa gibi, deniz gibi, ölüm gibi, sonsuzluk gibi pek çok konuyu da görmeniz mümkündür arkadaşlar. Ok şiiri bizim için şu yönüyle önemlidir. Hece ölçüsüyle yazmış olduğu tek şiiridir. Peki şiir kitaplarına baktığımız zaman neleri göreceğiz? Kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla rubayiler ve hayyam rubayilerini Türkçe söyleyiş. Bakın. Şimdi rubayi divan edebiyatında anlatmıştım. Ömer Hayyam'ın rubayilerini Türkçe'ye çeviriyor. Türkçe yazıyor. Bu önemli bir ayrıntı. Diyoruz ki zaten eski edebiyatı kendince yorumlamıştır. Değil mi? Yahya Kemal bu yönü bizim için önemli arkadaşlar. Ve Türkçe rubayiler ve Hayyam rubayilerini Türkçe söyleyiş önemli. Bunlar şiir kitapları içerisinde. Peki ya düz yazıları nelerdir hocam derseniz, bunlar da bizim için önemli. Özellikle Aziz İstanbul, siyasi ve edebi portreler ve Eğil Dağlar bizim için oldukça önemli arkadaşlar. Evet, Yahya Kemal'i müstakil şahsiyetler içerisine almak istedim. Ona ayrı bir video yapmak istedim. Tıpkı Mehmet Akif gibi. Biliyorsunuz ki bu iki sanatçımız milli edebiyat döneminde yaşıyor. Ama onların
sanatçıları. Dolayısıyla ayrı ayrı ele almak önemli. Ama Yahya Kemal tabii ki, hani siz şimdi bazen şey yorumlarını okuyorum. Hocam öz şiirde yok muydu? Elbette. Mesela kar musikileri şiiri oluşum şekliyle ve içerik, gerek içerik gerekse biçimsel özellikleriyle öz şiiri tamamen yansıtır. Ama bu sanatçımızın milli edebiyatın bağımsız sanatçısı olduğu gerçeğini değiştirmiyor arkadaşlar. Öz şiiri de çok hakim ve başarılı bir şekilde kullanan bir sanatçımızdır diyoruz kendisi için. Evet, Yahya Kemal bu kadardı. Ne yapıyorsunuz? Mutlaka not alıyorsunuz. Soru gelme potansiyeli yüksek bir sanatçı arkadaşlar. Bunun dışında Yahya Kemal ile ilgili bildiğiniz ve benim videoda söylemediğim kısımlar varsa da lütfen aşağıya yazın. Ben de okuyayım, karşılıklı konuşmuş olalım. Evet, bir sonraki derste görüşürüz. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Edebi akımlar geliyor. Çok istediniz. Birkaç güne kanalda. Hoşçakalın.